Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün İmam-ı Nevevi'nin Bustanul Arif'in ismindeki kitabına iptida ediyoruz, başlıyoruz. Bustan aslında muarrab bir kelimedir, Farisidir. Bustan demek karşılığı Arapçada raudet demek. Yani bahçe demek. Ariflerin bahçesi. Arifu billah olan insanların bahçesi. Yani ariflerin faydalandıkları kitap. İmam-ı Nevevi Neva köyündendir. Neva köyü Şam'dan güneye doğru, Busra'ya doğru gidilirken Busra yolunun sağında Neva köyünde İmam-ı Nevevi metfundur. Gittik, ziyaret ettik. Türbesinin olduğu yer, içinde ortasında kocaman bir ağaç yeşermiş. Kubbenin üstünü kapatmışlar, ağaçın olduğu yer açık. O ağaçın dört dalı, biri doğu, biri batı, biri güney, biri kuzeye doğru. Böyle yayılmış. Yalnız kurumuştu bizim gittiğimizde. Ben o ağaça bakınca, yani Kubbe'nin içinde dışarı çıkmıştım. Dedim bu İmam-ı Nevevi'nin ilmine işarettir. O ağaç bütün dünyaya yayılmış. Yani İmam-ı Nevevi'nin ilmi bütün dünyaya yayılmış. Çok bereketli bir zat. Düşünün, dünyada ilimden biraz anlayan herkesin evinde bir Riyad-ı Salih'in kitabı var örneğin. Yani bu kadar büyük bir bereket. İmam Nevevi orada metfundur. Bu Suriye hadiselerinde o ağaçı Allah'a alalım kestiler, o Kuba yıkıldı. Kuba zaten şey değil, taşlardan yapılmıştı. İmam Nevevi Neva köyündeydi. Kur'an'ı babasında okudu. Oradaki alimlerden okudu. 19 yaşa gelince babası bunu almış, getirmiş. Şam'da Mescid-i Emevi Mescid'in imamına teslim etmiş. O da onu bir alime teslim etmiş derken Şam'da okumuş, büyük bir alim olmuş. Zamanın büyük alimlerinde okumuş. Ve zamanın büyük alimleri yetiştirmiş talebeleridir. Onlarca alimde okumuş, yüzlerce alim yetiştirmiş. İmam Nevevi 631'de Neva'da dünyaya geldi. 676'de Neva'da vefat etti. Toplam ömrü 45 sene. Bu 45 sene öyle bir bereketli olmuş ki yüzlerce telif yazmış. Yüzlerce kitap yazmış. Mücellet kitapları. Mesela örnek Muhezzeb-i Şerhi Mecmu 23 cilt. Büyük, özellikle Şafii fıkhında çok büyük kitapları var. Şam'da ikamet ederken Şam'ın ekmeğini yemiyordu. Haftalık Neva'dan gelen giden olurdu. Annesi ona ekmek yapardı, gönderirdi. O kuru ekmekle geçiniyordu. Soranlara niye yemiyorsun? Diyordu Şam ardının çoku evkaftır, vakıftır, caiz değildir diye yemezdi. Bir gün babası diyor
Baktım gece beni kaldırdı. Baba baba hele kalk, bu nedir? Evimiz nurla dolmuş. Ben kalktım, annesi kalktı, ev ahalisi kalktı. Biz bir şey görmedik. Ama o gece Ramazan ayının 27. gecesiydi. Ben anladım ki Leyletul Kadir gecesidir. Oğlumun görmüş olduğu nur, o Leyletul Kadir gecesinin nurudur. O kadar büyük bir insan değil. Zaten lakabı Şeyhul İslam'dır. Lakabı bak orada yazıyor, Şeyhul İslam, tercemetu Şeyhul İslam, İmamil E'immetil A'lam. E'immet imamın cemidir. A'lam, alemin cemidir. Ebi Zekeriya künyesidir. Yahya ismidir. Bunu Şeref, Şeref'in oğlu. Bunu Meri, İbn-i Hizam. Muhyiddin, bu da lakabidir. Neveviyyü, Neve köyündendir. Neveviyyü. Bazen Nevaviyyü da, Nevavi da okunabilir. Hani Nevaviyyü ya şedellidir ya. Bazen Nevaviyyü okunur, bazen ya hasve gider, yanı yerine elif gelir, Nevavi olur. Buna tagyir-ü nesep denilir. Bir arkadaşı anlatıyor, diyor, bir gün İmam Nevi beni çağırdı, dedi ben köye gidiyorum. Gel Şam'daki arkadaşları ziyaret edelim. Beni aldı. Önce Şam'da metfun olan ulemaları, sahabeleri ziyaret etti. Metfun olan ustazlarını ziyaret etti. Sonra sağ olan ustazlarını ve talebelerini ziyaret etti. Ziyaret yerlerine gittiğimizde hep ağlıyordu. Belki vefatı yaklaşmıştı, ben anlamıyordum. En son vedalaştık, Neva'ya gitti, birkaç gün sonra vefat haberi geldi, vefat etmişti. İmam-ı Nevi böyle büyük bir zattır, mübarek bir zattır. Yüce Allah derecesini âli kılsın, kitaplarından istifade etmeyi kıyamete kadar devam ettirsin. Hem bu istifadeyi bize nasip eylesin, hem bütün iman ehli, ilim ehline nasip eylesin. Şimdi biz İmam Nevevi'nin hayatı zaten kitaplar halinde yazılmış. Biz ona girmiyoruz. Hayatıyla bu kadar iktifa ederiz. İmam Nevevi bir de bu vardı. 24 saate bir sefer birkaç lokma ekmek yerdi. O da yatsı vaktinde yerdi. Bir de imsak vaktinde su içerdi. 24 saatte bir su içerdi imsak vaktinde. 24 saatte bir ekmek yerdi. O da yatsı vaktinde. Yiyeceği ekmek ile zeytinyağıydı. Ekmekle zeytinyağı, bazen ekmekle tuz olurdu, yiyecek bulamıyordu. Ayda bir et yerdi. Olsaydı, olmasaydı ayda bir sefer et yemeğiyle iktifa ederdi. Onun için İmam-ı Nevevi, İslam alemi onun büyüklüğünü, ilmini, imamlığını kabul etmiş. İmam-ül E'imme olduğu kabul edilmiş, Şeyhul İslam olduğu kabul edilmiş. Bereketli bir zattır. İmam-ül Nevevi'nin kitaplarını çokça okuyun. Kitaplarını okurken özellikle, bütün kitaplarıyla özellikle İmam Nevevi'nin kitapları abdestsiz elinize almayın. Abdestle alın, abdestle okuyun. Ve İmam Nevevi'nin daima hem ona dua edin, hem ondan himmet bekleyin. İnşallah o büyük zatın himmeti olur. Allah-u Zülcelal o büyük zatlarının
ricalarını, racalarını geri çevirmez. Onlar kime yalvarsalar, kimin için yalvarsalar, kime dua etseler, Yüce Allah onları geri çevirmez. Bugün hutbetül müellif. Bugün az bir şey okuruz. Müellifin, İmam Nevevi'nin hutbesini, yani bu Bustanul Arif'in kitabının hutbesi. Hutbe biliyorsun, kitabın hutbesi hamd, besmele, hamd, salattan oluşur. Hutbe budur. Kitabın dibacesi ise, o ilim niye tercih edilmiş, o kitap niye tercih edilmiş, o kitap niye şerh edilmiş, bu kitabın yapısı nasıl, kitabın telifinin sebebi ne, hangi üslup, hangi ebvablarla kitap yazılmış, dibace de bu gibi şeylerden bahsediyor. Şimdi biz müellifin hutbesini okuruz. Allah'a getirmiş olduğu hamd, salate bakıyoruz. Bismillah zaten vardı. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Hamd, vahid olan, tek olan ve kahhar, herkesi kahredebilen, onun gücüne karşı hiçbir gücün dayanmadığı Allahu Zülcelal'a hamdolsun. Elhamdülillahi, hamdolsun kime? Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vahide kahhar, kahhara hamdolsun. Vahid o ki tektir, kahhar o ki kahher edicidir. Kendisine karşı gelen, azametinde, kibriyasında mücadele eden kişileri kahrediyor. El-Azizil Gaffar. El-Azizil Gaffar. Azizdir, galiptir, güçlüdür. El-Gaffar çok af edicidir. Çok ne edicidir? Af edici. Mukaddiril akdar, kaderleri takdir eden, kaderleri tayin edendir. Musarrifil umur, bütün umurlarda, bütün işlerde tasarruf edendir. Mukevviri leyli alen nahar, geceyi gündüz üzerine yuvarlatan, çevirendir. Mukevviri leyli alen nahari. Leyli nahar üzerine ne? Leyli nahar üzerine çeviren, getirendir. Tabi leyli nahar üzerine yuvarlatıyor. Nahari da gece üzerine. Yani gece getirmek suretiyle nahar gidiyor. Naharı getirmek suretiyle gece gidiyor. Tepsireten li ulil kulubi vel ebsar. Tefsireten li'ulil kulubi vel ebsar. Anlıyorsunuz değil mi? Bak, kulub kalbin cemidir. Uli, zunun ismi cemidir. Niye cemi demiyoruz? Çünkü ulu, uli ile zunun lafızları nedir? Aridir. Mufred ile cem'in lafızları ari olunca o cem'e olamaz. Olursa olsa ne olur? İsmul cem olur. Uli eshab manasındadır. Zunun ismul cemidir. Ebsar beserin cemidir. Beser göz demek. Besair besiretin cemidir. Kalp demek. Ama ebsar beserin cemidir. Göz demek. Bildiniz değil mi? Bakın. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Ne var orada? Ra makabrinde elif. El azizil gaffar. Orada ne var? Orada da ra makabli elif. Bakın, fıkralerin ahirleri aynı. Mukaddiril akdar. Ne var ahirinde? Ra makabrinde elif. Musarrifil umuri mukevviri leyli alen nahar. Mecbur kafiye burada biti deriz. Nahar
Ahırında Ra makamında ne edeyim? Tefsireten li ulil kulubi vel ebsar. Bak orada da ne var? Ra makabli elif. Kahhar, gaffar, akdar, nahar, ebsar. Kafirler hepsi nedir? Aynidir. Yalnız musarrifil umur, orayı zahar o ki kafiyedir. Orada diğer kafirlere ne olmuyor? Uymuyor. Ya burada bir şey eksik kalmış, düşmüş. Ya bu burada fazla gelmiş, normalde o diğerlere uymuyor. Biz ne yaparız? Musarrifil umuri mukevviri leyli alen nahar. Bu şekil kafi orada bitirmiş oluyoruz. Elhamdülillahil vahidil kahhar, el azizil gaffar, mukaddiril akdar, musarrifil umur, mukevviri leyli alen nahar, tefsireten li ulil kulubi vel ebsar. Kahar ne demek? Cihad vahed, o ki tektir, nezri benzeri yoktur. Kahar, kahar edicidir. Kendisine karşı gelenlere, gelenleri kahar ediyor. El azizi güçlüdür, el gaffari çok affedicidir. Mukaddiril akdar, akdar kaderin cemidir. Kaderleri takdir edendir. Musarrifil umuri, emirlerde tasarruf sahibi odur. Tasarruf hakkı onundur. Mukevviri leyle alen nahari, gece gündüz üzerine yuvarlatıyor. Yani gündüzler üzerine geceye getiriyor. Tefsireten li ulil kulub, ulul, tefsireten li ulil kulubi vel ebsar. Bakın, Eshabul kulubdan tefsir et, bana haberdar olan. Bessere yübessiru tefsireten. Yani eshabul kulub, eshabul ebsarın mübessiridir. Onları ne ediyor? Onları gören, onlardan haber olandır. Tefsiret, bessere yübessiru tefsiret. Nedir? Mesel mana ismul faal. Ulul kulub ebsarların tefsiridir, yani mubsiridir. Bitti. Ellezî, o Allah ki eykeze uyandırmış, min halkihi, halkından uyandırmış. Kimi uyandırmış? Men istafahu, ihtiyar ettiği kişiyi, seçmiş olduğu kişileri uyandırmış. فَاَدْخَلَهُ فِي جُمْلَةِ الْاَخْيَارِ. Onu ne etmiş? جُمْلَةُ الْاَخْيَارَ idhal etmiş, dahil etmiş. Yani ne demek? Yüce Allah seçtiği kullarını uyandırmış ve onları ahyar, hayırlı olan kişilerin zümresine sokmuş. Söyle emrullah, ellezî, o Allah ki eykeze uyandırmış, min halkî, kendi halkından. Halk mesel mana ismül mef'ul. Haye idafesi de istihrak içindir. Ellezî eykeze min mahlukatihi, kendi mahlukatlarından seçmiş. Kimi seçmiş? Men istafâhu. Yok, kimi uyandırmış? Men istafâhu. Seçtiği kişileri ne etmiş? Uyandırmış. Fe uyandırdıktan sonra edhalehu, idhal etmiş. O meni istafahuyu fi cümletil ahyar. Ahyarların cümlesine onu ne etmiş? İdhal etmiş. Anlıyorsun değil mi? Bakın dikkat edin. الذي ايقظ من خلقه من اصطفاه فادخله في جمله الاخيار. Kafiye burada bitti. Ahırında ne var? Ra makabli yine elif. Ve vaffaka, muvaffak kılmış. Ve vaffaka ne etmiş? Muvaffak kılmış. Men iştebahu min abidihi. وَوَفَّقَ مَنِ اشْتَبَاهُمْ مِنْ عَبِدِهِ فَجَعَلَهُمْ مِنَ الْأَبْرَارِ. Anlıyorsun değil mi?
ve vefeke. Allah-u Zülcelal tevfik vermiş. Kimin tevfikini vermiş? Tevfikin manaları çok, oraya girmeyelim. Men iştebahu min abidihi. Abid, abdın cemidir. İştebah ile istafa manaları aynıdır. Aynı manada farklı elfazların getirilmesi hutbelerden metlubdur. Abidlerinden, kullarından seçmiş olduğu kişinin kişilerin tevfikini vermiş. Fe tevfiki verince fecealehu minel ebrar. Onu ne etmiş? Onu ebrardan kılmış. Ebrar berrun cem'idir. Muhsin demek. İhsan ehli demek. Ve vefaka men iştebahu min abidihi fecealehu minel ebrar. Anlıyorsunuz değil mi? Ve vefaka Allahu Zülcelal tevfik vermiş. Men iştebahu min abidihi. Kullarından yüce Allah kimin tevfiki vermiş ise Allahu Zülcelal, yok, kullarından kimi seçmiş ise onun tevfikini vermiş ve onu ebrar kullarından eylemiş. Kafe nerede bitti? Minel ebrar. Fi cümletil ahyar minel ebrar. Kafi aynı değil mi? Ve besserehu ve bessere Allahu Zülcelal görücü kılmış. Ne yapmış? Ne demek görücü? Yani gören kılmış, görüyor. Kimi görücü kılmış? Yani hakikati görenliği kılmış. Kimi kılmış? Men ahabbehu. Allahu Zülcelal'ın, yok, mefhul daha gelir. Ve bessere men ahabbehu. Allahu Zülcelal sevdiği kullarına göstermiş, onları görücü kılmış. Neyin görücüsünü kılmış? El-hakaike. Hakikatleri görücü kılmış. Hakaik, hakikatin cemidir. Fe, sevdiği kullara hakaiklerini gösterince, hakaiklerini görücü kılınca fezehedehum. Onları zahid kılmış fihazihiddar. Bu darda, bu dünya evinde onları zahit kılmış. Dünyaya hiç değer vermiyorlar, hiç pas vermiyorlar. Cihaz söyle, ve bessere Allahu Zülcelal görücü kılmış. Men o kimse ki ehabbehu, sevmiş olduğu kulunu görücü kılmış. Neyin görücüsünü kılmış? El hakaika, hakaikların görücüsü kılmış. Fezehedehum fi hazihiddar. Onları bu darda ne etmiş? Onları bu darda zahit kılmış. Yani dünya darında, dünya evinde onları zahit kılmış. Dünyayı terk edici kılmış, dünyayı terk etmişler. E bakın kafiyelere bakın. اَلَّذ۪ي اَيْقَزَ مِنْ خَلْقِ مَنِ اسْتَفَاهُ فَاَدْخَلَهُ فِي جُمْلَةِ الْاَبْرَارِ وَوَفَّقَ مَنِ اشْتَبَاهُ مِنْ عَب۪يدِهِ فِي جُمْلَةِ الْاَخْرِ في جملة الأخيار ووفق من اشتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه الحقائق فزهدهم في هذه الدار. Bak, dar. Öyle değil mi? Ebrar, ahyar, hepsi ahırları aynı. Feştehedu, bu sefer onlar zahid olunca feştehedu, gayret etmişler. Çabalamışlar fi merdatihi. Allahu Zülcelal'ın merdatlarında. Merdatihi. Merdat, mesleri mimi mana ridadır. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmışlar, çaba göstermişler. Oldu cihat. Sen nereye gittin cihat? Oldu, dikkatinizi dağıtmayın. Feştehedu, onlar içtihad etmişler. Gayret etmişler. Fî merdâti, Allah-u Zülcelal'ın rızasını kazanmaya gayret etmişler. Ve teehhubi li daril karar. Darul karar ahirettir. Ahiret darının kararın yapıldığı dar ku ahirettir. Artık ahiret darından kimse başka bir yere gitmiyor. Darul karar olan ahiretin tehevbu için onlar gayret etmişler. Yani darul kararın hazırlığı için gece gündüz gayret etmişler.
feştehedû. Onlar, Allah onları dünyada zahit kılmış. Feştehedû, onlar da çaba göstermişler. Fimmerdâti, Allah'ın rızalarında. Ve teehub ili daril karar, darul kararın teehub. Teehub demek, hazırlık demek. Darul kararın hazırlığı için onlar çaba göstermişler. Ve iştinâbi mâ yushituhu. Allah'ı kızdıracak şeylerden sakınmak için çalışmışlar. Vel hazer min azabin nar. Ateş, nar azabından sakınmak için, korunmak için çaba göstermişler. Oldu mu olmadı? Feştehedû, onlar ne etmişler? Çaba göstermişler. Fî merdâtihi, Allah-u Zülcelal'ın merdatında, rızasını kazanmakta çaba göstermişler. Ve te'ehubi lidâril karar, darul kararın hazırlığı için çaba göstermişler. Ve iştinâbi mâ yushituhu, Allah'ı ishat eden, kızdıran, Allah'ın sakatine, soktuna yol açan şeylerden sakınmak için çaba göstermişler. Vel hazeri, yani feştehedû fil hazeri min azabin nâri. Allah'ın azabından korunmak için çaba göstermişler. Bakın, fi hazi dar, feştehedû fi merdâti ve te'ehû bi lidâril karar. Ve şnabi ma yusritu vel hazen min azabin nar. Hepsinin kafirleri nedir? Aynidir. Feştehedu fi merdatihi ve te'ehu bi lidaril karar. Ve şnabi, yani feştehedu fi şnabi ma yusrituhu vel hazen, yani feştehedu fil hazen min azabin nar. Bitti. Bu ibare neydi? Ellezî eyqaza min halqihi men istafahu fe edhalehu fi cümletil ahyar. ووفق من اشتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه الحقائق فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته وتأهوا بلدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. دوام ديور أحمده الله حمد ديورم أبلغ حمد حمد أن مبالغ سيلة. En fazlasıyla Allah'a hamd ediyorum. Neyin üzerine? Ala cemi'i ni'amihi. Allah-u Zülcelal'ın bütün nimetleri üzerine küçük ve büyük ayrımı yapılmaksızın. Allah-u Zülcelal'ın bütün nimetlerine karşı Allah'a en mübalağalı hamd ediyorum. Ve es'eluhu, Allah'tan sual ediyorum. El mezide min fadli ve keremihi. Oldu cihad. Allah-u Zülcelal'ın fadlı ve kereminden en mezidini, en ziyadesini talep ediyorum. Hele söyle cihadı oraya mana et. Ahmeduhu, Allah'a hamd ediyorum. Eblaga hamdin. Hamdın en mübalağasıyla Allah'a hamd ediyorum. Neyin üzerine Allah'a hamd ediyorum? Ala cemi'i ni'amihi, Allah-u Zülcelal'ın nimetlerinin tamamı üzerine. Ve es'eluhu el mezide min fadli ve keremi. Allah'ın fadl keremi zaten bize var. Onun mezidini, ziyadesini ne ediyorum? Talep ediyorum. Bakın burada da kafiye. Ahmeduhu eblaga hamdin ala cemi'i ni'amihi. Ve es'eluhu el mezide min fadli ve keremihi. Ni'amihi, keremihi aynıdır. Anlıyorsunuz değil mi? Ve eşhedü en la ilahe illallah ikraran bi vahdaniyyetihi ve i'tirafan bima yecibu alel halqi kaffeten min el izan li rububiyyetihi. Ve eşhedü, ben ne ediyorum? Şehadet ediyorum. En la ilahe illallah, şehadet ediyorum. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah'tan başka bir ilah olmadığını dair şehadet ediyorum. Niye böyle bir şehadet ediyorum? İkraran bi vahdaniyyetihi, onun vahdaniyetini ikrar etmek için veyahut onun vahdaniyetini ikrar ederek, bu ikraran eşhedünün mefrulevsi de olabilir, ikraran mukirren tevlinde olup eşhedünün faaline hal da olabilir. Ve itirafen bima yecibu alel halki kaffeten, bütün mahlukat üzerine vacip olanı itiraf etmek için Allah'a bu şehadet ediyorum.
O bütün halka vacip olan nedir? Minel izani li rububiyyetihi. Allah-u Zülcelal'ın rububiyetini izan etmektir. Bütün mahlukatlara Allah-u Zülcelal'ın rububiyetinin izanı nedir? Vacibdir. Onu itiraf etmek için, yerine getirmek için ben şehadet ediyorum, Allah'tan başka ilah yok. Ve itirafen ikraren üzerine atıftır. Eşhedünün mefrulehusi olabilir. Mu'terifen manasına olup eşhedünün faaline halde olabilir. Ve eşhedü en la ilahe illallahü ikraren bi vahdaniyetihi ve itirafen bima yecibu alel halki kafeten minel iz'ani li rububiyyetihi. Oldu mu olmadı? Ve eşhedü en la ilahe illallahü ikraren bi vahdaniyetihi. Kafi orada bitti. Ve itirafen bima yecibu alel halki kafeten minel iz'ani li rububiyyetihi. Vahdaniyeti, rububiyyetihi. Oldu mu? Burada kafiyeleri aynıdır. Ve eşhedü, tekrar ben şehadet ediyorum, enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve habibuhul Mustafa min halikatihi. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, ben tekrar şehadet ediyorum, Hazreti Muhammed onun abdidir ve resuludur. Ve habibuhul Mustafa, onun Mustafa muhtar habibidir min halki. Neden Mustafa'dır? Min halki. Yani Allah-u Zülcelal'ın bütün mahlukatlarından muhtar olan habibi ve resulü Muhammed onun habibi, onun neyidir? Abdidir ve resuludur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu habibuhul Mustafa min halikatihi. Bak kafiye burada biteyim. Ve ekremul evveline vel ahirine min beriyyetihi, halikatihi, beriyyetihi. Kafi orada bitiyor. Geçmiş ve gelecekler, geçmiş ve geleceklerin min beriyyetihi, beriyet demek mahlukat demek. Allahu Zülcelal'ın mahlukatlarının geçmiş ve gelecek olanların en ekremidir. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu ve habibuhul Mustafa min halikatihi. Ve ekremu l-evveline vel-ahirine min beriyyetihi. Oldu mu? Ve ekremu l-halki, mahlukatların en ekremi, en şereflisidir. Ve eskahum, onların en etharidir, en temizidir. Ve ekmeluhum, onların en kamilidir. Ve arafum billahi, onlardan Allah'ı en iyi tanıyanıdır. Ve akşahum, Allah'dan en çok korkandır. Kafiye nerede bitiyor? Ekremul halqi ve ezkahum ve ekmeluhum ve a'rafum billahi ta'ala ve akhşahum. Ezkahum, akhşahum. Kafeleri aynı. Ve a'lemuhum bihi ve etkahum. Bakın. Ve a'lemuhum. O Hazreti Muhammed mahlukatların en alemi, en bilenidir. Kimi en iyi bilenidir? Bihi, Allah'ı en iyi bilendir. Ve etkahum. Onlardan Allah'ı en bilen, onlardan Allah'tan en korkan, en takvalisi olandır. Ve eşedduhum iştihaden ve ibadeten. Çaba gösterme itibariyle, ibadet yapma yönüyle mahlukatların neyidir? Mert, mahlukatların en şiddetlisidir. En çaba gösterenidir, en kuvvetlisidir. Ve huşu'an, huşu yönüyle bak. Ve eşedduhum iştihaden ve ibadeten ve huşu'an ve zihadeten. Çaba gösterme yönüyle, ibadet etme yönüyle, Allah'tan korkma yönüyle, zahadet, dünyada zahid olma yönüyle mahlukatlarının en eşedi olandır. Ve azamuhum, onların en büyüğüdür. Hulukan, ahlak yönüyle. Ve eblaghum bil mu'minine telattufen ve rifken. Ve eblaghum bil mu'minine. Müminlere karşı en mübalağalı olandır. Ne yönüyle? Telattufen ve rifken. Müminlere telattuf ve rifik, merhamet gösterme yönüyle bütün insanların mahlukatlarının en eblağıdır. Şimdi bakın geri dönelim kafiyeler ne yapmış. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu ve habibul Mustafa min halikatihi. Kafiye bitti. Ve ekremul evveline vel ahiren min beriyyeti. Burada da ne bitti? Burada da kafiye bitti aynıdır. Manası nedir?
Ben şehadet ediyorum, Hazreti Muhammed onun abdidir ve Resuludur. Mahlukatlarından seçilmiş olan Habibidir. Ve ekremul evveline vel ahirine min beriyyetihi. Allah-u Zülcelal'ın beriyyetinin, mahlukatlarının geçmiş ve geleceklerin en evvelidir. Ekremul halki ve ezkâhum. Mahlukatların en ekremidir ve ezkâhum en temizidir. Ve ekmeluhum. En kamilidir. Ve arafum billahi teala ve ahşahum. Allah en iyi bilenidir ve en korkanidir. Ezkâhum ahşahum. Ve alemuhum bihi ve etkâhum. Bildiniz değil mi? Kafiye. Ekremul halki ve ezkâhum ve ekmeluhum ve arafum billahi ve ahşahum ve alemuhum bihi ve etkâhum ve eşşeddum iştihaden ve ibadeten. Burada bitti. Ve huşu'an ve zehadeten, o da orada bitti. İbadeten, zehadeten. Ve azemuhum hulukan, burada bitti. Ve eblaghum bil mu'minine terattufen ve rifka. Oldu mu olmadı? Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve alen nebiyyine. Allah'ın salati ve selami. O Muhammed üzerine ve ala nebiyyine, bütün nebiler üzerine Allah'ın salatı ve selamı olsun. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ala cemii'il enbiya'i vel mursalin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala nebiyyin. Ve ali kullin, bütün nebilerin ali üzerine de olsun. Ve sahabetihim, bütün sahabeleri üzerine de salatu selam olsun ecmain. Hiçbir fert hariç olmamak kaydıyla. Ve tabi'ine lehum, o peygamberlere, o nebilere tabi olana da salatu selam olsun. Ama o ki ona tabi oluyorlar, bi ihsanin, ihsan ile, güzellikle tabi oluyorlar, ila yevmiddin, kıyamet gününe kadar. Ne zamana kadar o Allah'a hamd olsun, salatu selam olsun bu peygamberlere? Kullema zekerehu zakirun. Onu zikreden zakirler onu zikrettikleri sürece. Ve gafil an zikrihil gafilun. Gafiller de onun zikrinden gafil oldukları sürece salatu selam onun üzerine, diğer nebiler üzerine, ağırları üzerine, ashabların üzerine olsun. Peki Allah'ı zikir edenler ne zamana kadar zikrediyorlar? Kıyamete kadar. Allah'ın zikrinden gafiller ne zamana kadar gafil oluyorlar? Kıyamete kadar. Öyleyse kıyamete kadar, öyleyse ne? Kıyamete kadar salatu selam Hazreti Muhammed ve diğer nebiler ve alileri ve eshabları üzerine olsun. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala nebiyyine ve ali kullin ve sahabetihi mecmain ve tabi'ine lehum bi ihsan ile yevmiddin. Ecmain yevmiddin. Kafiye bu şekilde ayarladım. Kullama zekerehu zakirun. Kafiye orada bitti. Ve gafilan zikrihil gafilun. Şimdi kullama zekerehu salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala nebine. Ona mutalik olabilir. Ve yahuta ahmeduhu salavatullahi ve selamu aleyhi ve ala nebiyyin kullama zekerehu. Hem hamd hem salatın zarfini, kaydını yapabiliriz. Sade salatın da yapabiliriz. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve alen nebiyyin ve ali kullin ve sahabeti mecmain ve tabi'ine lehum bi ihsani ile yevmiddin kullama zekerehu zâkirun ve gafela an zikrihil gâfilun. Yeterli olsun. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Utlubil ilme uhayye fehuve derbun bihi nur, bihi terqa bihi tahya aliman hurran fakur. Utlubil ilme uhayye fehuve derbun bihi nur, bihi terqa bihi tahya aliman hurran fakur. Utlubil ilme uhayye fehuve derbun bihi nur.